Herkese selamlar dostlar. Bu bölümde giriş yaparken önce enteresan bir tünelden geçişimizi size göstermek istedim. Tünele girdiğimizde inanılmaz etkilenmiştik çünkü hiç ışık yok. Yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde gidiyorsunuz araçla. Ve çok etkileyici. Tam şu noktada alttan su geçiyor ve sol tarafta tünelin dışındaki dereye doğru akıyor. Evet, bu bölümde bahsetmek istediğim yer Küp Şelaleleri. Sizin de bayılacağınızı umduğum çok güzel bir kaçış noktası şehirden, gürültüden uzaklaşmak için şehrin stresinden, her zamanki klişe sözler ve anlatılan şeylerden uzaklaşmak için güzel bir nokta. Aladağ'a çok yakın. Adana merkezden 2-2,5 saat kadar sürüyor araçla ve yolun belli bir noktasından sonra toprak yola giriyorsunuz. Yani asfalt yol bitiyor ve sıkıntılı bir bölge var. Aslında çok da sıkıntılı değil. Yani aracınıza falan zarar verecek şekilde değil ama toprak, yine de yavaş gitmekte fayda var. Tam şu gördüğünüz köprüden geçince İleriden sola bir yol ayrımı oluyor ve dolayısıyla 45 dakika kadar o yolda ilerlemek zorundasınız. Evet, yol üzerinde inanılmaz manzaralar var. İki vadi arasında akan ırmak ve sağlı sollu ormanları göreceksiniz. Ve içinde çeşitli bölgelere yapılmış küçücük kulübe tarzında evler var. Önlerinde otlayan çok tatlı keçileri göreceksiniz ve güzel fotoğraflar, kareler yakalayabilirsiniz eğer fotoğrafa düşkünseniz şayet. Dolayısıyla burası sizin için çok eğlenceli bir nokta olacak ama erken çıkmakta fayda var çünkü 2,5 saat kadar sürüyor. Öğlen çıksanız, öğleden sonra orada geçirseniz, akşam 5 gibi 6 gibi çıkarsanız sizin için güzel faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Her neyse, tam bu noktada tünelden geçtikten sonra önünüze böyle birkaç kulübe mi diyelim, ne diyelim, konteynerden yapılma ev tarzında şeyler var. Dolayısıyla burada tesis de diyebiliriz aslında buraya. Burayı belediye yapmıştır büyük ihtimal. Bilmiyorum artık. Burada eğer yanınızda yiyecek içecek getirdiyseniz burada konaklayabilirsiniz. Eğer kamp düşkünüyseniz, sanırım sıkıntı olmuyor. Ben kamp yapan görmedim ama yapma imkanınız var diye düşünüyorum. Herhangi bir yasak falan görmedim etrafta. Evet, birçok insan buraya turla gelmiş ya da araçlarıyla. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Muhakkak turlar da vardır o bölgeye. Çünkü çok etkileyici, güzel bir nokta. Evet, etrafta keçi, koyun, at, eşek görmek mümkün. Rahatça etrafta dolanıyorlar. Burada insanlar motorlarla da gelmiş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla motorla da gelmek ayrı bir keyif olacaktır eğer motorunuz varsa. Şimdi asıl mesele, şimdi göreceğiniz bu sulak arazi. Tam bu tesisin az ilerisinde ilk bölge. Tamamen gördüğünüz şekilde insanların keyif yaptığı, suya girip çıktığı çok eğlenceli, güzel bir nokta. İlk şelalenin adı Değirmen Şelalesi. İşte oranın yukarıdan görünümü. Biraz sonra şelalenin kendisini de göreceksiniz. Acayip güzel bir yer. Suyun içinde kalabiliyorsanız gerçekten helal olsun diyebilirim. Çünkü gerçekten yani soğuk diyebiliriz. Aşırı soğuk değil ama soğuk. Her neyse, şimdi şelalenin kendisine bakacak olursak burası fotoğrafçılar için oldukça güzel bir nokta. Fotoğraf çekilmeyi sevenler için şelale altında pozlar vermeniz gerçekten sizin için güzel olabilir. Suyun altında durmak oldukça güç. Çünkü güçlü bir şekilde aşağı düşüyor. Ben denedim. Vücudunuzu yaralayabilirsiniz. Dikkatli olun. Siz de gördüğünüz gibi burada beyefendi tam altında duramıyor çünkü gerçekten güçlü şekilde akıyor. Her neyse, burada
Gerçekten yoğun bir kalabalık göreceksiniz. Özellikle saat 1'den sonra insanlar yemeğini yiyip falan buraya geliyorlar ve suya giriyorlar, eğleniyorlar. Sanıyorum 4.30-5 gibiydi ve insanlar ayrılmaya başladılar. Burada gördüğünüz gibi siz de. İnsanlar dönüş yapmaya başlıyorlar ve siz de tam o zaman keyfini çıkarabilirsiniz. Burada sevimli bir keçi yemek yerken biz de yiyelim dedik. Bizim de karnımız acıktı ve orada gözleme yapan teyzelerden iki tane gözleme alıp keyifli bir şekilde yedik. Sanıyorum tanesi 7 liraydı. Çok da pahalı değil, fena değildi. Evet, diğer şelalemiz ise burası. Burası diğerinden daha derin ve her sene ne yazık ki ölümler meydana geliyormuş eğer yüzmeyi bilmiyorsanız tam olarak. Ve gerçekten güçlü akan bir yer. Dikkat edin. Balık da tutmak mümkün. Sarı balık denilen bir balık varmış. Herhalde alabalık türü. Emin değilim. Burada balıkçılığa meyilliyseniz bunu da yapabilirsiniz. Oldukça güzel bir yer. Burada köprü falan varmış ama yıkılmış. Oralarda gezerken dikkatli olun. Oldukça sarp yerler. Evet, insanlar dönmeye başlarken biz de dedik ki artık yerimizi alalım. Suya tam girememiştik. İnsanlar gidince daha rahat bir şekilde suya girme şansını bulduk. Tabii şelaleyi de denemiş olduk ve gerçekten altında durulabilecek şekilde değil çünkü oldukça güçlü şekilde düşüyor. Ve kafamı gerçekten sokamadım altına ve sadece bu şekilde bakabildik. Her neyse, burada önerim ayağınıza sağlam bir şey giyin. Sandalye tarzında biliyorsunuz ayakkabılar var böyle yerler için. Ayağınızı kesme durumunuz var, dikkatli olun, kayalar keskin. Görüyorsunuz burada iki adam keyif yapıyor. Size de önerim. Suyun içinde sandalyeyle oturmak çok keyifli oluyor. Bu videoda böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Bu noktaya gelirseniz gerçekten beğeneceğinize eminim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.